Federasyon seçimi yapıldı. Başkan seçildi. Hayırlı uğurlu olsun Türk futboluna da. Ee, evet zamanla ilgili sorunları var yeni federasyonun. Ama bir an evvel işbaşı yapıp görev dağılımı yapıp ki bugün ufak ufak görev dağılımları yapılmış. Milli takımlar sorumlusu da bizim eski e, sportif direktör Ceyhun Kazancı olmuş. E, şöyle bir durum var. Futbolun yani bu önümüzdeki sezon oynanacak e, maçlarda Türk statüsü nasıl işlenecek? E, en önemli konu bu. Yani 9 Ağustos'ta ilkler başta 3 Ağustos'ta Galatasaray'la bizim maçımız var. E, ama daha e, takımlar ilk 11'inde kaç tane yerli oynatacak, ne yapacak? Bunların hiçbiri belli değil. Bir an evvel bunların açıklanması lazım. E, Türk futbolunun e, iyi bir jenerasyon yakalanmış olduğu bu dönemde Türk futboluna acil e, hamleler yapılıp daha da bir üst segmente çıkartılması lazım diye düşünüyoruz. Yani yarın, yani bugünün, e, yarına hazırlanalım, çarşamba günü falan kalmadı artık. Çünkü insanlar ona göre kadro e, mühendisliği yapacak, e, kadro planlaması yapacak ve kadro planlamasında e, Ayak, yerli oyuncular gider... e, çok önemli bir yer teşkil ediyor. Son dakika gelişmesi var bu arada. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı sonrası yabancı sınırının, 12'den 14'e yükseltilmesine karar verildi. Tamam yani biz iyi olsun dedikçe daha da kötü oluyor. Yani her gelen bir tane daha bir yabancı ile ilgili yani bu yabancı futbolcu alışkanlığı ve serbestisi ne anlama geliyor ne mantığa geliyor. Yani yönetimler 14 tane yabancı diyelim ki hiç yabancı yok şimdi takımda 14 tane yabancı alabilir pozisyona geldi. 14 yabancı da 14 yabancıyı da doğru, etkili, yani bu işin erbabı kişilerden alamıyorlar. Yani paralar çöpe gidiyor. Bu Fenerbahçe'de de böyle, Galatasaray'da, Trabzon'da da ve Beşiktaş'ta da böyle. Niye ısrarla yabancı sayısını yukarıda tutuyorlar anlamış değilim. Yani 12'ye indirilmiş, ona göre yapın Beşiktaş şimdi mesela 7 tane oyuncu gönderecekti. Şimdi eli rahatladı. E ne olacak şimdi eli rahatlayınca? O iki tane oyuncuyu da kendi içinde... E, ya kadro dışı bırakacak. Hı. Çünkü bana oynayabilen oyuncu lazım. Bu yedi tane gözden çıkartılmıştı. Onana işte yani başlığı da attık. Bruno Kost'un Karalistes'i listesi evet. diye Onana var, Amartey var, Abubakar var, Chamberlain var, Montero var, Repic var. Yani bunların hepsi var. E, şimdi bunlardan ikisini kadroda tutacaklar. Tutmamaları lazım. Yani 14'e düştük. Yani 12 tane yabancı olsun ama iş yapan oyuncu olsun yani. E, ve ben e, mantıklı bulmuyorum bu kararları. Ya bilmiyorum neye göre yapılıyor bunlar. Yani bir başkan aradı. Ya kardeşim biz iki tane oyuncu 14 tane kalsın elimizde. Bize burada burada lazım dedi. Kırmayın bizi dedi. Ondan 14'e on çıkartılmıştı. Kesin yani bu. Ee, işte böyle böyle ahbap çavuş ilişkileriyle hiçbir zaman istediğimiz segmente gelmeyecek Türk futbolu. Evet. Belli bir kural yok. Hep falancanın filancanın Doğru. ricalarıyla onun alt işte üküm sürmesiyle öbürünün gönül koymasıyla bir birinin hep böyle bir e, şeydeyiz. Balık sırtındayız ya. Yani bir doğru düzgün bir doğru, karar doğru. çıkıp da kardeşim ben bu futbolun içinden geldim. Bana mı işimi öğretiyorsunuz diyecek adam yok, yok abiciğim. Yani biz çıksa dese ki kardeşim herkes baksın. Bana futbolu mu öğreteceksiniz? Dese ve adamın alttan baksan, önden baksan harbiden doğru söylüyor. ya bu adamı nasıl futbolu öğretelim diye bir, bir adam, adam çıkmıyor. Gelmiyor. Abi, gelmiyor. Abi. gelmiyor abi. Yani, yani. futboldan, e, futbolun içinden gelsin şeklinde sürekli bir e, istek var ama futbolun içerisinden gelen tüm Türkiye Futbol Federasyonu içine de bir tek 12'ye demişti. Demiş, şimdi 14'e yani. niye çıkartıyorsun tekrar yani? Niye çıkartıyorsun? Kal 12'de yani alacaksan adam gibi yabancı al. Hani insanlar verdiği paranın karşılığını görsün. Hı hı. Bunların hiçbiri olmuyor. baksan hepsi şu geçen seneden yani biz hala geçen sene alınan futbolcuları temizleyememiz. Ondan evvel layıçlar, lensler, ensakalalar, dagdışlar hepsi yattılar ya. Senelerce yattılar, yatarak para kazandılar. Yazık günah ya. Bu paralara yazık. Hepsi 3 milyon euro'dan kapı açıyor. Yazık günah. Yani her transfer sezonunda bir bilmece, bir kaos, bir ne idüğü belirsiz bir sistem. İşte dediğim gibi ahbap ilişkileri yani bir türlü e, istediğimiz düzeye gelemiyor. Yani birisi çıkıp diyemiyor ki kardeşim 5 tane yabancı bunlardan 2 tanesi 18 yaş altı olacak. Kadroda oynatacaksınız kardeşim. Bunları diyemiyor. Ha Avrupa maçlarında da Galatasaray'ın geçen sene dediği gibi kardeşim ben 18 yaşındaki çocuklarla 17 yaşındaki çocuklarla Avrupa'da nasıl boy ölçüşeceğim diye bir mantıkla ortaya çıktığında da bugün dünya futbolunda en az 10 tane e, star diyeceğimiz 16 17 18 yaşında çocuk var mini takımlarda oynayan, mini takımlarda goller atan. Tamam mı? Ee, ama insanlar bunları görmezden geliyorlar. Çünkü niye? Galatasaray'a kimse diyemiyor ki. Bu kadar para harcayacağını altyapıya o verici paraları altyapıya harca da senede bir tane altyapıdan adam çıkart yukarı diyemiyor Galatasaray'a. Niye? Çünkü herkesin bir ilişkisi var. Evet. Herkesin bir sus payı var, herkesin bir konuşma payı var. E, dolayısıyla ona Tevazu, öbürüne tolerans, öbürüne bilmem ne böyle de uzayıp gidiyor iş. Aynen öyle. Alel yani hatırlarsan 2012 yılında Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yapıldığında Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmuştu. O dönem Spor Bakanlığı ile yaptığı bir toplantı sonrasında yabancı sınırının 5 yabancıya düşürülmesi gündemdeydi. Beşiktaş önden özel de Beşiktaş yönetimi içerisinde tek futbol yönetimi içerisinde yer alıyordu. O süreçten başlayan bir hazırlığı vardı Beşiktaş'ın. Bir de feda sezonu denk gelmişti ki sen Türk futboluna yapılan en büyük ihanettir dedin az önce. Yani bu, bu kararların sürekli olarak değişmesi ve birilerinin çıkarları doğrultusunda alınması. Ee, birkaç defa daha konuşmuştuk bu konuyu. Beşiktaş 3 yıllık bir hazırlanmayla ki Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantıda bu rakamın 5'e ineceği, 3 yıl içerisinde 5'e ineceği bütün kulüplere belirtilmişti. Ona göre hazırlığınızı yapın demişti. Beşiktaş feda sezonuyla birlikte yerli ve gurbetçi oyunculara ee, şey, Oğuzhan de. Öz Yakup var, Olcay Şahin var, Kerim Filay var. Ee, Dersen gülüm, e, akla e, gelenler. E, alttan böyle bir sürü yerli oyuncu aldı o zaman Beşiktaş. O zaman o tarihlerde Beşiktaş 3 yıl içerisinde yapılanmasını çok ciddi bir şekilde tamamlamış gelen e, Kulüp Brujla Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde. Çeyrek finale çıkma mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Belçika'daki <laughs> maçta Beşiktaş'ın sahaya çıkarttı bir 11 var. Kaleci Cenk'le başlıyor, Mustafa Pek demekle bitiyor yani Avrupa'da sınırsız yabancı ile oynama hakkı olan Beşiktaş 10 yerli futbolcuyla evet. e, o karşılaşmaya çıkıyor. Peki sezon o sezon 5 yabancı sınırı devreye girecek. Neden iptal oluyor Alen? Aziz Yıldırım Yıldırım Demirören'i arıyor. Diyor ki ben diyor yandım diyor. Aynı şekilde Galatasaray. Abi, Yıldırım Demirören de diyemiyor ki yok kardeşimiz bir karar aldık. Biz bunun arkasında duracağız. Biz Türk futbolunu bir yerden bir yere getirmek istiyoruz federasyon olarak. Siz de bunlara riayet edeceksiniz diyemiyor abi. Az Yıldırım'ın dediğini yapıyor. Ama diyemeyen bir daha var o dönem. Ee, kulüpler birliği toplantısında üç büyük kulübün başkanıyla federasyon başkanı arası toplantıda Beşiktaş başkanı, dönemin Beşiktaş başkanı da takımının diğer rakiplerine oranla tam hazır olmasına rağmen belki de e, Galatasaray Fenerbahçe 2-3 sezonu uğraşacak elindeki yabancıları e, göndermek için halen. Ve o süreçlerde de Beşiktaş lige damga vuracak üst üste. Ama maalesef Beşiktaş başkanı da o toplantıdan çıkarken şöyle tarihi bir ifade kullandı. Oyun bozal olmak istemedik dedi. Yani Niye acaba? Yani Türk futbolunda Niye acaba? anormal dengeler var. Ee, Niye Beşiktaş oyun bozal istemedik yani... dedi acaba? Hani e, çok transfer yapayım diye mi yani? Ya bilemiyorum. He? Ama takımın camian senin e, rakiplerinden hazır bir şekilde 3-4 sene damga vuracakken. Hacı yoldan ne bekliyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu başkanı değişti. E, sistem değişir mi? E, Beşiktaş... Geçtiğimiz sezondan beri şöyle bir ifadem var halen. Sürekli olarak diyorsun ki eğer bu federa federasyon kalacaksa, bu zihniyet devam edecekse Beşiktaş transfer yapmasın diyorsun. Yoksa dünyanın en iyilerini de getirsek Beşiktaş bu kafayla, bu yönetim anlayışıyla, Türkiye Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yönetim anlayışıyla bir yere gelemez şeklinde ifadelerim var. Bundan sonraki Beşiktaş'tı. Dı yani Mehmet Büyükekşi varken bu ifadeleri kullandım. Her seferinde de kullanacağım da demiştim ama şimdi yönetim değişti. Yani eee Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı yapması bir şey ifade etmiyor. Çünkü netice itibariyle Beşiktaş başkanlığı yapmış Yıldırım Demirören'de Fenerbahçe ikinci başkanlığı yapmış Nihat Özdemir'de, zamanında Haluk Ulusoy'da Ahmet Güvener'de bunlar federasyonda başkanlık yaptılar. Dolayısıyla ben bulunduğu konum ve ee, kişi duruşu olarak da ben e, o tam ortada duracağına inanıyorum. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. E, öyle Trabzonlu o olmayacak bence. Ee, hani şey var işte Trabzon, Fenerbahçe e, tartışmasında abi. Fenerbahçe yani öyle bir şey yok. Bence normal suyun aktığı yönde e, hak neyse bildiği ve bilgi doğrultusunda hareket edecek diye Hı -hı. düşünüyorum ben ee, ama e, yani futbol kurullarındaki şey çok önemli. MHK'nin başına kimi geç, getirecek? Ben hani burada futbolun içinde birisi olarak şundan yanayım. Bugüne kadar hiç e, kurullarda olmamış insanlardan. Mesela çok absürt bir şey. Ben matematik e, yani felsefi matematik olarak. Kafamda ki artı eksi e, uçların birbirine çarpıştırıyorum. Ben meyakirin başına kimi getiririm biliyor musun? Kimi? Televizyonda hakemleri en çok eleştiren, <laughs> e, hakemlerle ilgili ve e, faul offside, işte var işletmelerinde buralarda e, en çok yayın yapan, Hı -hı. tamam mı kişiyi getir. Ahmet Çakarlar, Manzaroğlu'dan biri olur herhalde. Yok. Ben Bünyamin Gezer'i getir. <laughs> Bünyamin de mi? Evet doğru. Bünyamin, Bünyamin Gezer'i getireceksin. Oraya koyacaksın. Evet. Bence düzgün iş yapmaya çalışacak. Ve yaparken de şu e, mental devamın önünde duracak. Ben televizyonda program yaparken e, seyreden binlerce insana doğrunun ne olduğunu gösteriyordum. Bu saatten sonra yanlış yapma hakkım yok. Diye ki e, biz burada var eee konusunda isyan bayrağını çektiğimiz zamanlarda o da çoğu zaman e, varın yanlış e, çalıştırıldığını, bazı şeylerin yanlış gittiğini e, var olan o dönemki mevcut e, MHK, federasyona yayılım ateşi yapıyordu. Aynı şekilde dediğin gibi Erman Tuğam hemen Toral artık hem, hem çok yaşlandı <laughs> hem de e, kendisine bundan evvelki dönemlerde de e, açık açık teklif edilmese de e, bıyık altından söylendi. O şey gibi yani, şimdi isim vermeyeyim de polemik olmasın, eski siyasetçilere niye iktidara doğru yürümüyorsun, de, hep muhalefette kalıyorsun dediklerinde, e, dünyanın en rahat işi muhalefette kalmak. E, <laughs> Herkese saldırmayın. Sorumluluk yok, bir şey yok, işte önüne gelene saldır, evet. prim yapıyorsun demişti. Şimdi bu arkadaşlar ikisi de aynı bence ama Bünyamin Gezer öyle değil, daha böyle başarıya ve... E, ileriye doğru hedefleri olan bir adam gibi gözüküyor. Tabii Eskişehir'de Guti'ye gösterdiği kırmızı kartın açıklamasını yapmadan Hala oraya gelmesin. <gülüyor> evet, Günnamin <laughs> Gazer. Ben federasyon olsam böyle çalışırım. Ali şimdi öyle de bir durum Sistem var. Sistem bu olmalı. Tamam olmalı ama yani zaten sonuç itibariyle televizyonda yorum yapan, e, hakemler de eski hakemler de eee MHK'nin başındakiler de eski hakem. Sonuç itibariyle orada bir çark var. Eski On... hakemden bahsetmiyorum ama şimdi Bünyamin Gazer aşağı yukarı iki sezondur televizyonda Lale Orta e, bir de bir tane evet. daha vatandaş var üç yapıyordu sonra Lale Orta bu tarafa Sonuç geldi. Yani. He. Şimdi Bünyamin Gezer hani doğrucu olmaya çalışan bir adam, doğruyu anlatmaya çalışan bir adam. Hani konuşma tarzı, ses tonu, Hı -hı. E, oradaki durumu tamam mı buralarda. Şimdi şu çıkacak ortaya. Hani Ersun Yanal teknik direktör olmadan evvel e, Trabi Maç e, bir analizini seyrediyorum televizyonda. O zaman şeyde e, ee, yayıncı kuruluşta yorumcu. işte 3-0 galip bir takım var. 3-3 bitiyor maç. Şimdi tam takımdan hatırlamıyorum. 3-0'da galip olan bir takım böyle mi oynar kardeşim? İşte buradan bunu sıkıştır, bunu buradan yap şöyle yap falan filan. Ee, 3-0'dan 3'e getirdiği takımın hocasına akıl veriyor. Tamam. Tamam mı? Sonra ertesi sene Trabzon'a e, hoca oldu. Antalya mı Alanya mı ne? O zaman 3-0'dan geldi 4-3 yaptı bir maç var. <laughs> evet, evet. Tamam Trabzon 3-0 galipken 3-3 mü oldu? Wagner'la o zaman işte <laughs> Alanya'da mı oynuyor? Antalya'da mı ne oynuyor o zaman? Böyle bir maç var. Şimdi şu çıkacak ortaya. Ama ben dediklerimi tükürdüm yalayacağım mı? Çıkacak. Ben o kadar insana bunları bunları konuştum. Artık bu saatten sonra öbür türlü yapma lüksüm yok diye bir Klişe çıkacak yani bir orada. Bir sorumluluğu ya, bence. olsun diyorsun insanın yani. Tabii tabii yani insanlara bir kere konuşuyoruz. Şimdi biz burada o kadar konuşuyoruz konuşuyoruz. varla ilgili neler söyledik? Evet. E şimdi biz belli bir yere gelsek dediğimizin aksine bir şey yapsak demez mi millet yolda bizi gördüğünde? Hani Alen Efendi evet. konuşuyordum bır 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 buraya geçince böyle oldu <laughs> demez mi? Der. Ama onlar da şöyle bir şey oluyor Alen. Yani, genel itibariyle e, gösterdikleri duruşu, sergiledikleri tavırları maalesef bir noktaya geldikten sonra da değiştirebiliyorlar. Yani bu kaynamasın. Eee bu mesela şeyin ismi geçiyor o hakem ismi aklıma onun ismi geçiyor yani devamlı aynı adamlarla Evet. bir yere gelemeyiz. Ha şimdi bana derler ki ya burada bir denge var işte 7-8 tane hakem aynı familyadan ee, bunlar beraber çalışıyor aynı teşkilat bilmem ne falan filan. Yo marjinal dokunuşlar çok büyük başarılar getirebilir. Getirebilir. Tamam mı diyeceksin ki ben bunu adamı buraya koydum kardeşim. Ben inanıyorum bu adama diyeceksin. Adama da diyeceksin ki sana karışmıyorum. Ekibini kendin yap. Bak abi Türkiye milli takımı. Federasyon. Bütün futbolun içindeler. Risk var mı? Her şeyde risk var. Ama risk almadan da başarı gelmez. Mümkün değil yani. Aynen öyle. Geçtiğimiz günlerde de Alen, eski Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir ibra süreci vardı. Sezon boyunca hep tartışıldı. Sanki bütün takımlar federasyona karşıymış gibi bir tavır sergilediler. Özellikle şampiyon olan Galatasaray'ın da e, dört büyük kulüp arasında eski TTF'yi ibra eden tek kulüp olması da sosyal medyada geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. E, Beşiktaş Başkanı ve Beşiktaş Yönetimi geçtiğimiz dönem icraatlarını ibra etmediler. Herhalde doğru bir yaklaşımdı. Bundan sonra Hacı Salihoğlu ile ilgili tavırlar nasıl olacak bunu da Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Alen'in de söylediği gibi Trabzonspor camiasının içinden gelmesi ve başkanlık yaptığı süreçteki e, ön plana çıkan kişiliği birinin bir tarafın e, adamı olmayacak görünümünde. Alen zaten Trabzon'la ilgili e, bir korkun olmasın. O yüzden e, şu örneği verebilirim. Oraya belli bir kulübün e, bir dönem sorumlusu olarak gelen insanlar zaten böyle bir dedikodunun çıkabilme ihtimaline karşı hep ee, biraz daha kendi camialarını ikinci plan ediyorlar. Örnek Yıldırım Demirören. Örnek Fırat Aydınus bence. Yani. <laughs> Belki de o da olabilir. Fırat Aydınus, adama senece beş taşlı dediler. Her maçta beş taşı kuruyor falan. Ve adam bir dakikadan sonra her beş taş maçında karşı tarafa inisiyatif kullanmaktan adam şeyini unuttu. Yani kendi geldiği çünkü algı ve olgu ve inanılmaz dış baskı sana farklı tavırlar sergilemene neden evet. olabiliyor.